Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Bir video daha çekeceğim. Şimdi el idmanı ve su vermeyi çekemiyorum. Neden olduğunu göstereceğim. Dışarısı buz gibi, yağmur, her taraf çamur. O yüzden çekemiyorum. Şimdi çok sorulan sorular var. Onlara önceki cevap verelim. Ondan sonra havalar ısındı mı? Bu dediğim videoları el idmanı ve su vermesini çekeceğim. Onlar kolay iş. Yani benim için basit iş. O yüzden onları paylaşacağım ama öncelikle şu sorulara cevap verelim. Şu iki hayvanın neden aldığımı da söyleyeyim. Bunlar anne, baba, öz kardeşler bunlar. Öz kardeşler. Biri zaten tavuk, biri horoz. Gel oğlum. Şimdi herkes soruyor. Abi kardeş kardeşi anne babaya, pardon, anne oğluna veya da baba kıza vurulur mu? Kardeş, öncelikle bunu size kim söylüyorsa, yani onlara söylüyorum. Ya hiç Allah'tan korkunuz yok mu kardeşim? Bu anne baba kardeş kardeşe veya da baba kıza vurulur mu? Ben bunu size soruyorum. Vurulmaz kardeşim. Eğer bu vurulacaksa, ya yine söylüyorum. Biz bak kardeşler, vurun, horozlarına hiç gerek yok. 5 tane damızlık horozum var. Şimdi bunlar küçük tayfa, 200-300 horozlar. Bu zaten pirinci görüyorsun, güvercin kadar bir şey. Şimdi vurulmaz. Bu kadar Türkiye'de ün yapmış, nam yapmış, 3000, 5000, 10.000'e horoz satan adamlar yana yana her sene horoz arar. Bu neden arıyor? Bir onu soralım. Yani ben size soruyorum. Neden aradığınız, siz bana cevap verin. Ya bu adamlar kardeşim bu işi bilmiyor mu? Kafaları çalışmıyor mu? Ya soruyorum size. Öyle bir şey yok. Ne kardeş kardeşe, ne oğlan annesine, ne de baba kızına vurulmaz. Kesinlikle. Ya bir tanesi çıkmış, vurmuş, ben iyi çıktı. Ya kardeşim senin neyini gördün? Nerede dövüştü? Kaç tane dövdü? Hiç de dövmemiş. Ya bu horozluk budur. Vurulmaz. Yine söylüyorum, hepimiz ya arıyoruz yana yana. Horoz her sene damızlık değiştirelim. Ben iki senede bir horoz arıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Olamaz kardeşim, olamaz. Şimdi neden vurulmaz? Bak orada gelelim. Bir öncelikle en önemlisi şey nedir? Ya sakat çıkar %50'si. Sakat çıkmadı varsa ya. Ya büyümesi, gelişimi, kemik yapısı ya çok kaba olur, kısa batır olur ya da ince kemikli, zayıf olur, düzelmez, büyümez. 10 yaşına kadar öter, yapar, olaylı yerinde kalır. O da olmadı varsayalım. Ne olur? Büyür hayvan, tutmaz. O yaşına göre tutturamazsa tutar, dövüşmez, kaçmaya başlar, inat olmaz. O da olmadı varsayalım. İnat olur, tokata kalkmaz. Şimdi tokata kalkmaz, gevelir, gevelemesi olur, şeyi olur, o su olur, bu su olur. O da olmadı varsayalım. O da olmadı varsayalım. Ne olur? Buyur kardeşim, her zaman içinde bir hastalık kalır. Hastalık kaldı varsayalım. Şimdi atarsın 5 dakika, 10 dakika. Hemen bozulur. Yani ya tüyünde bozukluğu olur, ya sert tüyünde olur, yumuşak şey, kanatları kısa kalır. Yani kesinlikle demek istediğim illaki sorun olur. Bunu kim diyorsa aldanmayın kardeşim. Ben de size alın diyebilirim. Ya yazık günah, bir sene bunlara bak emek ediyoruz. Bak anne, bak her şey bir mutlu pirinçle. Anne baba, şimdi bunları o zaman vurayım kardeş kardeşe, alayım yavru. Ooo bu yavru harika. Tamam, bu diyor pirinçle onun kız kardeşi. Yok kardeşim, bozma. Bunu neden babayı kıza vururlardı veyahut da oğlanı annesine vururlardı? En az onu yapmak istiyorsan 4 seneni, 4. senesi sen çok harika yavru alırsın. Tabii ki bu damızlık iyiyse eğer 10 numara şu horoz 10 numara diyelim. Şimdi bunu sen kızına vuracaksın. Kızına çıkan pirince torununa vuracaksın. Torundan çıkanına bir daha vuracaksın. 4. senesi çıkan öz nesli attığını, yani attığı için çok iyi olduğu, bu horoz olduğu için ona iyi horoz vuracaksın. Neymiş? Ondan sonra iyi yavru atacakmış. Ya kardeşim 4 sene harcana kadar iyisini bul. Her sene çıkan yavrular iyisi bul. Daha kalitesi alacaksın zaten. 4 senenin niye hibe edesin? Gerek yok. Bak bu birinci soru. İkinci soru. Devamlı soruluyor. Devamlı abi diyor şu nasıl yapalım, bu nasıl yapalım, bu nasıl yapalım. Şimdi ben de size bak bu bir ilk soruyu bahsettim. Kesinlikle almayın. Ya ne babayı kızına, ne oğlana, annesine, ne de kardeş kardeşe vurmayın kardeşim. Hiç gerek yok. Şimdi İkincisi, gelelim abi de çiçek oldu. Çiçek neden olur? Öncelikle ona bakalım. Çiçeğin olmasının tek sebebi bizleriz. Hayvanda hiçbir suç, kabahat yok. Sen bu hayvana bakmazsan bir. İkincisi, idman yapıyorsun, ne oluyor? Atıyorsun onu idmandan sonra suyunu fazla verirse.
Veyahut da dövüşte yaptırıp ya da kahveye gittin, güzel bir idman yaptın. E sen şeyi fazla verirsen suyunu horoz çiçek olacak. Vücut ısısı yüksekken soğuk su zaten verilmez. E şimdi ne yapalım? Hadi suyunu fazla vermedim. Ne yap? Nasıl oluyor? E sen gidiyorsun, atıyorsun hemen direkt küvesine. Veyahut da idman yaptın. Horozu sıcak yerde muhafaza edeceksin. Vücut ısısı düşene kadar bu horoz kalacak. Orada kalmak zorunda. Yani o vücut ısısı düştüğünden sonra sen bunu ancak kümese soğuk yere veya kümesine soğuksa koyabilirsin. Bir de en az 3 saat diyorum bu horoz su içmemesi gerekiyor. İçtiği an çiçek olmaya hazır demektir. Yapmayın. Bak bunu yine söylüyorum. Su içilmez. Hafifçe suyunu verirsin. 2 saat veya 3 saat sonra sen git bunun önüne suyu koy, içsin. Bu horoz çiçek olmaz. Yine yapan biziz. Her çiçeğin iki türlüsü var. Bir dişi bir erkek. Dişisi içe vurandır, ciğerlere vurandır. Erkeği dışa vurandır. Dişisi zaten eğer vurursa bu hayvana kurtulma şansı %20. Çünkü kuruması zor olacak. Vücut içi ıslaktır. Çiçek kuru ıslak olan hiçbir yerde kurumaz. Kurumadığı için de düzelmek zor olmaz. Zaten ciğerleri sardı mı kurtuluşu yok. Yani erkek diyelim. Erkek nereye kadar vurur? Öncelikle erkeğe vurduğu yer bak. İyi bakın. Bak. Orozda demek gerekiyor. Bak. Bak burada yapmıyor. Nerede yapıyor? İyi bakın şimdi. Bak. Bak. Burada çıkıyor. Buraya kadar erkek içine erkek olduğu zaman yüz ve içeriden gırtlağından buraya kadar çiçek olur. Bu orozu. E şimdi çiçek olan orozu adam yazmış ona diyor ki abi diyor atalım. Abi atma. En az 2 ay diyorum bak. En az 2 ay bu orozun çiçekten sonra dinlenmesi gerekiyor. Tam olarak kurutması için. Dışını 10 günde kurutuyor zaten. Sorun yok. Ama içi buraya kadar olan kısmı kurumaz. Vücut çünkü devamlı orada su içi ıslak kaldığı sürece çiçek kurutamazsın. O yüzden diyorum kurudu zannedersin atarsın görmezsin burasını. Hemen tekrar ikinciye sardı mı daha kuvvetli sarar. O yüzden bunları yapmayalım. Hani sizden ricam her şeyi yine söylüyorum kuralıyla yapalım. Kitabıyla yapalım. Hani bu işi bir de şöyle anlatayım. Herkes diyor ki ben bileyim. Abicim bunu herkes bu bak video izleyebilir ama herkes uygulayamaz. Bu horoz işini herkes uygulasa zaten herkes yani bu horozun anlamı olmaz. 100 kişi dinler, 10 kişi anlar. Anladın mı? Şimdi o yüzden iyi dinlemek gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Ben söylüyorum, anlatıyorum. Bak bunun yüzünde çok soru var. Tavsiye edin insanlara, arkadaşlarınıza. Gelsin kanalımıza, abone olsun. Beğenisini yapsın. İzlesin. Hala çok video ne diyorum? En az 300 tane video çekeceğiz. Bu iş öyle kolay değil. Bakın bir de hani ben dost yüze konuşur, düşman arkadan konuşur. Ben her şey söz adamlar ben video çekmeye başladım. Görüyorsunuz. Ben öğretici videolar çekiyorum. Adam bir tanesi çekmiş. İzliyorum ben de mesela bakıyorum. Hani o adamı çok görmüyorum. İzleyenlere soruyorum. Adamın kümesi 60 tane kümesi var. Ha bir örnek daha vereceğim ben. Bunu mecbur hani açıklıyorum. Hem örneğini de oraya vereceğim. 60 tane kümesi yazmış akşam yorumları izliyorum. Abi muhteşem ne kadar çok kümesi var ne güzel kümesi var. Kardeşim çok kümes olması önemli değil. Ne kadar kalitesine bak diyorum ben. Benim 12 kümesim var. Senede 100 yavru almak önemli değil ki. O adamı gördüğün adamın 60 kümesi varsa inanın 10 tane kaliteli çıkarabilecek. Yemin ediyorum. Gerisi fasa fiso hepsi gerisi çöplük oluyor bu horozlar. Ne kadar çokluk orada bokluk demektir. Kusura bakmayın ama anlatmak zorundayım. Özenmeyin böyle şeylere. Senin kümesin olma ne dedim ben bu işi yaparken. Öncelikle kümesimiz şart. Bu ring alanı şart olmak zorunda. Ama sen kümesi 100 tane veya da 60 tane yapmana gerek yok ki. Yaparsa 100 tane oğlum kümesi doldurmaya uğraşınca düzeni bozarsın. Düzeni bozmaya gerek yok. 12 kümesi. Hani şimdi millet soruyor bana abi diyor hiç sorun dönüş idmanı izlemedik. Allah kısmet etse bunlar Temmuz 1 yavrusu. 3 tane var. Kısmet olursa eğer ki Mayıs ayında Haziran ayında bunları Bismillah diyelim idmana başlayacağız. Hani kim merak ediyorsa ben oruç değiştirmiyorum. Yine söyledim 5-6 sene 6 seneye giriyor. Ben dövüşü bıraktım. Ha her sene çok ünlü oruçlara giderim. İsim vermeye gerek yok. Yavrularımı denerim, kalite ölçerim. İnan ben orada nasıl olduğunu, şu yavruya örnek nasıl olduğunu görmek isteyen
Bursa civarındaysa gelin, bilginiz de hazır. En fazla yarım saat güzellik yarışması yaparız. Zaten kalite yarım saatte her şirket kendini ortaya çıkarır. Ama şimdi demiyorum, bunlar çok körpe. Ben orozumu üzmem. Üzmediğimi de size şimdi bahçeye gideceğim. Bak kartın yanında kaç oroz. Gel kızım. Gel kızım. Bak kartın yanında geziyorlar bunlar. Ben hala bunları evlemiyorum. Bak ölmüş oroz. Kendini yapmış oroz. Ama ben acele etmem. Bak çek kızım onu da. Bak kart oroz burada. Bak hepsi kartların yanında geziyorlar. Bak gelin gibi olmuşlar. 3 tane yavru. Ama bak kartın yanında salıyorum. Çünkü şimdi bunların zamanı var da size göre olsa bu oroz tamam, bunların hepsi dövüşür ama dövüşmez kardeşim, bu olmaz. Gerek de yok. Durdur kızım. Tamam. Neyse söylüyorum. Yapalım. Bak kazanacaksınız, göreceksiniz. Her şeyin kuralı. Şimdi bir dahaki sefer kümeslerimin temizliğinden bahsedeceğiz. Onu da halledeceğiz. Ondan sonra hava ısınacak zaten yavaş yavaş. 15 gün sonra ben Elitman'ın videosu hepsini çekeceğim. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Tekrar söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeninizi de yapın. Sorularınız varsa alta yazın. Biz de videolarımızı 15 gün içinde hani sorulara cevap verelim. Öğrenmek istediğinizi cevap verelim. Elitman'ın videosu yine diyorum su vermesi, bakımı nasıl olacak onları anlatacağız. O yüzden diyorum tekrar Allah'a ısmarladık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapatın.